Evet dostlar, yükümüzü yükledik, çıkışımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle şöyle yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Siz değerli dostlarımızla birlikte bu işlerin üstesinden geliyoruz yani, öyle ya da böyle işte. Azıcık dövüş, azıcık çekiz, azıcık kavga, azıcık gürültü derken oha güneş kopurdu lan karşıdan beri. Güneş vurdu lan. Dayı havteli kim yıktı ya? Havteli kim yıktı yola doğru ya? Havteli kim yıktı yola doğru ya? Enik yatağı yolun ortasında. Nerin evrağını vereyim de geleyim arkadaşlar. Nerede bir abuduk gubuduk adam var, beni bulun ya. Burada bir tane güvenlikçi arkadaşımız var. Her aynı bu benden beter ya, benden beter. Her buraya işe geldiği zaman psikolojisi bozuk oluyor adamın ya. Ters düz konuşuyor adama. Şimdi gene evrak veriyorum buna, evrağa bakıp da salıyorlar. Bırak oraya da çık git yahu diye bak. Ya dedim senin şekerin mi yükseldi gene dedim buna ya. Lan arkadaş ya, hastalık bunlar ya. Yok bir gün ters bir tarafımıza denk gelir bizle. O zaman kalırız sıkıntıya yani. Hello Mahsun. Şu camı bir yıkayım ya. Sileceğiyle. Dışarıdan leke olmuş. Kenarlar kalır da şu şeyi yıkayalım. Şöyle birkaç video şöyle GoPro'dan bakayım, çekeyim de sizlere sunayım bakalım. Belki bu şekilde beğenirseniz bu şekilde devam ederiz yani. Bence böyle iyi yani. Araba geliyor mu? Gelmiyor. Buradan gelmiyor. Geçelim o zaman karşıya. Burası tehlikeli bir yer arkadaşlar aslında. Burada tam viraj şurası. Oradan zart diye araba çıkıyor. Bir de hızlı geliyorlar.
Bu yan da viraj. Bu yanı gene buraya göre nispeten iyi. Ambul abi. Nere gidiyorsun be ya? Normalde benim şimdiye kadar İzmit'i geçmem lazımdı ama benim yerime başka bir araba aldılar. Önüme. Ben de ses etmedim. Yapacak bir şey yok dedim. Niye abiyim? Niye abiyim dedim yani. Yapacak bir şey yok. Aldı aldı adam. Bir kere aldı dedim. Rampaya girdi adam. Şimdi adam rampadan mı çıkarayım? Bir saat geç giderim. Yapacak bir şey yok. Bugün hoşgörülük üstümde bugün. Bugün çok mütevazıyım. Çok böyle nasıl diyeyim? Pürüz çıkarmayayım kimseye yani bugün. İyi niyetimi suistimal ediyorlar bak benim. Bak iyi niyetimi benim suistimal ediyorlar. Bak beni sinirlendirmeye uğraşıyorlar bak. Kolfocu dayı geç bu tarafa doğru geç de. Geç burada şey var. Çıkıntı var. Oraya lastiği kestirttirirsin bize sonra. Asarın balını gel salını. Asarın balını gel salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Annem de gelecekti benimle. Dedim sen bir tur daha dur dedim. Bir öbür turda dedim alırım seni dedim buna. Hemen gelip niye geri dönüyorsun dedim. Acuk. Acuk dedim kızın yanında dur, torunun yanında dur dedim. Tamam dedi o zaman sen git de dedi. Bir dahaki tur gelirim ben dedi. Daha akşam geldik. Bugün geri dönecek benimle. Niye geldin o zaman dedim ya. Sadece dedim biz değiliz o uşağın. Burada da var uşakların. Annem beni bırakıp da hiçbir yere gidesi gelmiyor arkadaşlar. İşin açığı bu yani. Ben eve gideceğim diye. Ne diysen diye eve gelirsen diye. Ya gidin diyorum, gezin diyorum bir yerlere diyorum. Git diyorum öbür kızında dur, belki kızında dur, öbüründe dur, belkinde dur. Gezin diyorum yani ya. Evde ne durup duruyorsunuz diyorum bunlara. Sen gidip geliyorsun ya. Ben gidip geliyorum da ben zaten geliyorum gidiyorum, geleyim gidiyorum. Üstümü başımı değiştirip çıkarım ya. Duşumu banyomu alıp çıkarım. Yemek yemeyeceğim mi? Yiyeceğim anne kendim oradan iki yumurta bir soğan yapar yerim ya. Yok olmaz diyor öyle diyor öyle olur mu diye. Eve geliyorsun diye evde yemek mi olmayacak tamam yemeğe var diye dedim yani. İlla yemeğe var diye beni bekleyecek halin yok. Babama da diyorum. Babam hiçbir yere gitmez. Babamın tavuğu var, cücüğü var. İlaçları var. Baba git diyorum 10-15 gün diyorum gezin annemi al da diyorum buna. 3 gün öbür şeyde Gebze'de durun diyorum. 5 gün Kütahya'da durun diyorum. 3 gün Sivas'ta durun diyorum. Kız kardeşlerim var oralarda. 2 gün Samsun'da durun diyorum. Ondan sonra gelirsiniz diyorum. Benim de ilaçlarım var diyorum. İlaçların varsa baba ilaçlarını al da git diyorum buna. Yanında diyorum bununla uğraşamam ben. Tavuklar diye aç kalıydı. Ya baba tavuklar diyorum aç kalmaz diyorum buna. Oradan diyorum ajan çıkarken zabattan atsın önüne yemi diyorum. Geçsin gitsin diyorum. Tavuk niye aç kalacak diyorum buna. Olmaz öyle diyorum.
Ya öyle olmaz, böyle olmaz. Nasıl olacak bu işler ya? Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Gezme alışkanlığı olmadığından kaynaklanıyor. Bir de insan kendi evinde gibi her yerde rahat edemiyor. Şimdi babamın evde eczane gibi babamın. Her yerde bir ilacı var. Bunları sıraya dizmiş tek tek hepsini. Sıralı sisteme. Ona göre içiyor yurdan. Arada dalga geçiyorum bununla. Geçen de dalga geçeyim der yani şakasına hemen babıyla dalga geçilir mi diye buradan şimdi yaygara edersiniz siz. Şaka şaman da yapayım bununla. Mesela benim bununla konuştuğum gibi biz bir arkadaş gibi babamla. Ben istediğim gibi babamla konuşurum mesela. Saygısızlık yapma açısından değil yani. Mesela öbür kardeşlerim falan konuşamazlar öyle, çekinirler. Benim babamla yıllardır beraber olduğum için, huyunu suyunu iyi bildiğim için neye kızıyı, neye kızmayı, neye kızıp da neye hemen yumuşayacağını ben iyi biliyorum yani. Sinirli olduğu zaman iki matrak bir şey derim. Buna bir dalga geçerim. Hemen yelkenler suya iniyor adamdan. Bana tabii, başkasına değil. O yüzden geçen diyorum ki kime, birisine dedim ki oy diye, buna kadar ilaç var bu evde diye. Ya dedim, siz dedim ne sanıyorsunuz dedim. Burası dedim Ali Atar'ın dedim şeyi, eczane deposu. Geçen de dedim eczaneci, bizim ilacı aldığımız eczaneci dedim şey yapmış. Eczanede ilaç yoğunmuş. Babamı aradı dedim. Ali abi falanca ilaçtan bizde kalmadı. Sende varsa emanet bize ver de müşterinin işini görelim. Geldiği zaman biz senin ilacını veririk dediler dedim. Eczaneden dedim. Ösa mı diye. Babam da dedi ki ne zaman oldu la öyle diye. Ne zaman olacak dedim. Yani ev eczane bile evden ödüç ilaç istiyor anlamında söyledim dedim yani. O kadar ilacın var evde yani. Annemin var 2 çanta. Babamın var 3-4 çanta. Televizyon masası, vestiyerin üstü, yemek masalarının üstü, kendi odasındaki vestiyerinin üstü, çekmeceler, mehlem, ilaç, işte internetten söyleyip bir şeyler ediyor yani. Evde envai çeşit ilaç var. Ben vardı. Eczanede olmayanı gelip alabilirler bizden yani. O yüzden dedim. İşin matrağını, esprisine söyledim bunu. Ne zaman geldi diye adam deyip. O da bana soruyor. Ne zaman geldi? Nasıl mı geldi? Eczaneden adam. Amcam var, en büyük amcam arkadaşlar, şoför, kamyon şoförü eskiden beri. Babam da onunla çalışıyordu daha önce yani, beraber gitmiş, çalışmışlıkları var kamyonda. Amcam şimdi bir gün bize geldi. Ya diyor, gözüm görmüyor diyor, Ali diyor. Ondan 2-3 ay önce demine Bafra'ya geldiydi gene bizim buraya. Babamla gözlük aldıydılar şeyden. Doktor gözlük yazmıştı ona. Gözlüğünü yenilemiştiler eczaneden. Ya diyor Ali diyor, ya gözlüğü diyor, ilk aldığımız zaman diyor, gözüm görüyordu diyor. Gözüm görmez oldu bir tanesi diyor. Hiç görmez oldu diyor. Babam da diyor, nasıl diyor görmez oldu diyor. Görüyor, o zaman görüyordu de şimdi niye görmüyor? Vallahi ne bileyim diyor, görmez oldu işte diyor. Babam da diyor ki sıra alalım da diyor, doktora bir daha baktırırız dedi ona, tamam mı? Oturayım şeyde koltukta, ben de karşıların diyeyim. Ondan sonra konuşurken işte gözlükten şundan bundan derken dedi, aha dedi görmüyor dedi, gözlüğü taktı gözüne şimdi. Gözlüğün bir tarafı bana tuhaf geldi arkadaşlar, karşıların diyeyim ya, ışıkta yani. Gözlüğün bir tarafı bana tuhaf geldi. Ondan sonra araya bir şey dedim. Av gözlüğün birinin camı yok ya dedim buna. Ay nasıl yok dedi bana. Abi dedi, parmağı girdi gözüne. Ondan sonra çıkarmış bak. Buna diyor, bunun diyor camı yok hadi. Görmeyen gözün hangi amice dedim buna. Aa bu camı olmayan göz işte dedi. E dedim amice, gözlüğün dedim camı düşmüş. Senin dedim gözün göreyi de gözlükten göremiyorsun sen dedim buna. Bana hiç sorma diye. Ben diyor 2-3 aydır diyor.
Bu diye buradan gittim gideli diye. Buradan giderken gözüm iyiydi diye. Burada da bayağı gördüm diye. Ondan sonra diye bak diye bir iki aydır diye benim diye göz görmeyi diye. Orada diye cam düşmüş dediği unu var diye. Ula bu gözlüğü ben diye gözüme takıp çıkarıp durayım dedi. Bu gözlük hiç mi diye ben diye unu fark etmedim be dedim. Önce fark etmemişsin. Demek ki fark etmemişsin dedim yani. Ne yapacak dedi. Yapacak bir şey yok. Gideceksin dedim şey gözlükçüye. Numarasına göre dedim. Cam takacaklar ona dedim. Aynı cam takılacak. Sıkıntı yok dedim yani. Ula diye gözüm de diye bozulmuştur benim diye görmeye görmeye diye. O zaman dedim doktora git de gözünü bir daha ölçtür dedim. Buna göre cam yazsın sağ dedim. Öyle dedim bize zaman diye. Ondan sonra yarın da her gün bir daha gitmişler gözlükçüye cam taktırmışlar ona. Doktora gitmeden aynı numaradan aynı gözlüğe bakarak taktırmışlar. Ula diye kaç aydır diye gözüm görmüyor diye cam düşmüş de diye benim gözüm bundan görmezmiş diye baksana diye gözüm görmeye başladı diye. Dedim Emice sen onu dedim hiç mi fark etmedin hiç mi dedim abile gözüne bakmadın dedim ne bileyim ben diye ya hiç mi silmedin o camı dedim vallahi diye demek ki diye silmemişim diye. Herif bir iki ay gözlüğün camına camsız bakmış gözüm diye görmüyor diye gözünden şikayet ediyor tamam gözün görmüyor da gözlüğün camı da görmüyor işte. Güle 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 ona ya. Abone bak. Şunun yaptığına bak şimdi ya. Şunun yaptığına bak şimdi ya. Allah'ım yarabbim ya. Dayıyor, dön ben de döneyim, hadi dön de ben de döneyim. Müslüman. Arkadaşlar, Pelitli'den doğru geldim. Şimdi böyle Gebze Otogar tarafına doğru devam ediyorum. Akşam oldu mu da buranın trafiği bu sıkıntısı bitmiyor işte. Yani saat 4'ten önce buraları geçeceğim. Sinyal vermiş kendini bu tarafa atıyor. Taksi de arkadaşlar ne yapıyor? Bundan tarafa doğru, bunun önüne doğru geçmeye çalışıyor. Adam sinyal vermiş kör noktasına geldin adamın ya. Adam sana vursa ondan sonra suçlu olur. Yanında sen görmüyorsun adamın sinyalini ya da görüyorsun ben ondan önce davranırım hesabı yapıyorsun. Bak şimdi saptığı da yere bak. Sol şeride geçiyor sağdan yan yola giriyor. Adamın önüne doğru girip de. Bir teselli ver beni, bir teselli ver. Din 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 din
haberlerine bir şey çıkmadı herhalde. Haber gelmedi. Allah büyük be. İş çıkışı saatleri oluyor arkadaşlar bu saatler. İşte servis saatleri, millet özel arabasıyla işte sanayiden iş, dükkanını kapatıp giden bu saatlerde. Kalabalık oluyor yani girişler, çıkışlar. Geç bakalım Gambera. Gambera geç bakalım. Tesbihi de herif çot 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 çekip gidiyor anasını satayım ya. Yanmadı ki la bize yeşil. La bize yeşil yanmadı ki. Gider. Yok. Bir ara yanacak o da besbelli. Allah la ilahe illallah ya Rabbi bir çuval altın yolla. Ara oradan bassın biri zav düğmeye de yansın bize yeşilde. Bak adamın önüne daldı zart diye arkadaşlar bak. Adamın önüne daldı zart diye. Adam da az hızlı hareket etse vuracak buna ya. Evet, Gebze otogarın oradan yola çıkıyoruz arkadaş şöyle. E5'e, E5'ten de otobana bağlanacağız. Yani yan yoldan doğru. Taliye yoldan. E5. E5'ten de bağlanacağız Ufşe'ye. Otobana. Durulum ben Müslüman. Avruda durulum ya. Avle gene avruda durulum ya. Cık.
Öyle gene orada duralım. Biz o tarafı görmüyoruz. Bak adamı geçtik sağ şeritten, şey sol şeritten. Adam da sağ şeritten gidiyor. Ya sen sıkıştırdın adamı şimdi orada. Senin yüzünden ben mi sıkıştırdım oğlum? Sıkıştırmış ola. Ben kendi yolum diyeyim gerçi ama adam da sonuçta bu yana az kendini atmaya uğraşacak olsa atamayacak yani. Aa, bu Gebze gişelerde arkadaşlar buraları yapmadılar gitti ya. Bakır bokur buraya doğru. Yani bir adam gibi şuraya bir beton dökün ya. Evet dostlar, buradan otobana bağlandık, Dilovası'na doğru devam ediyoruz. Sizlerle birlikte tabii ki. Kendi başımıza hareket etmiyoruz biz yani, siz de yanımdaymışsınız gibisiniz. Be oğulcuğuna çıkayım yolcuğuna kaybananın kızına devrem devrem kestene. Buraya doğru ne yaptım arkadaşlar? Ayağımı gazdan mazdan çektim. Bak şimdi araba kendi kendine akıp gidecek. Gidiyor. Vay, bu ne la? Ne polisi? Bunlar polis arabası da ne polis arabası? Bunlar neye geliyorlar acaba? Pat tat 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 ettiler. Baksana. Gene bir yerden bir şey geliyor. Bak. Bilişik Vadisi. Buraya aşağı 87, 88, 90 inişimizi yapıyoruz Dilovası'na aşağı. Buraya da salmışlar şeyi, kimyasalı. Buradaki millet vallahi hasta olmasa iyi. Buradaki millet kaç yıldır bu boya fabrikaları burada kimyasalı salmışlar. Aa, bu sis bulutu kimyasal arkadaşlar. Koku da acayip geliyor böyle. Arabanın içi.
içine dahi girdi yani o koku. Ki dışarıda duran ne yapsın? Evlerin içine, bu mahalle var burada yukarı ya. Daha karşı taraf mahalle. Bir ara burayı, bu tarafımı, şu tarafımı ne kaldıracaktılar buranın yakınından. Böyle bir söylenti vardı. Şimdi bıraktım arkadaşlar. Bıraktım arabayı. Burada bir 30-35 saniye 90'ı geçebiliyor. Tako ötmüyor arada. Ama tabii bu da niye? Son böyle bir yani 20-30 saniyelik gidişlik yerde bırakıyoruz arabayı. Rotörleri falan ki hani karşı rampa ile biraz daha rahat çıkalım. O yüzden. Yoksa benim hızla mızla bir işim olmaz. Biliyorsunuz zaten araç sürüşümden. Millet gibi öyle 120-130 gitmiyoruz yani. Bizde öyle huylar yok. Kaç yıldır takip ediyorsunuzdur zaten beni. Araç kullanma sistemimizi de biliyorsunuz az çok. Tın tın yani bizim işimiz. Acele işimiz yoksa. Acele işimiz dahi olsa en fazla 78-80 ile yani gideceğimiz şey. Biz. Arabanın gideceği yerde bırakıyorum arkadaşlar. 88-90'a kadar. Kendiliğinden gidiyor. Oo, denizde sis var arkadaşlar. Karşı taraf İzmit tarafı, Yalova tarafı görünmüyor. Deniz sis bulutu çökmüş denizin üstüne. Görüş açısı da kısalmıştır yani. Gemiciler içinde böyle de bir sıkıntı var adamlar içinde ha. Her işin bir zorluğu, bir sıkıntısı var. Dayı beni geçeyim. Bu dorsa kaç metre ya? 11 metre mi acaba? 11.50 mi? Çünkü arka lastiklerden sıfırda yani. Konteyner dorsası gibi bir şeymiş. Sonradan kapatmışlar sanki üstü. Dostlar, Hereke'ye doğru devam ediyoruz. Sizlere hayırlı günler diliyorum şimdilik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın, Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere desteklerinizi verirseniz sevinirim. Diyeceğim arkadaşlar, bu ara dikkatimi çektiği için söylüyorum yani. Abone olan izleyicilerimiz bizi %40 izliyor arkadaşlar. Abone olmayan izleyicilerimiz daha çok. %60 izleyenimiz var. Abone olmayan izleyicilerimiz lütfen izlerken bizleri, videolarımızı izlerken
kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açıp beğeni tuşuna da basarsa seviniriz. Oradan katkılarını bekliyoruz. Abone olup da izlemeyen arkadaşlarımız da lütfen bildirim zil seslerini açarak videolarımızı beklesinler. Videolarımıza destek versinler. Bu kanalı arkadaşlar hep beraber büyüteceğiz. Sizlerin sayesinde zaten buralara geldik. Daha büyük, daha yüksek desteklerinizi bekliyoruz. Yani kanalımızı biraz daha öne çıkarmak adına sizlerle beraber işbirliği yapalım diyoruz. Tabii sizler de uygun görürseniz, bence uygun görün yani. Bence uygun görün, bize de destek verin. Ben de dedim bizim birader gibi beni geldi geçeyim ya. Olur da adam geçer yani. Neyse, diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Bu arada Erkan Atar YouTube kanalını da takip etmeyi ihmal etmeyin. Onun da abone sayısı 500'ü falan buldu. Yalnız 1000 abonesi olması lazım ki kanalı reklamlara açılsın falan filan. Siz değerli dostlarımdan da ona da destek vermenizi rica ediyorum. Kanalına destek olursanız sevinirim. Zaten benim diye kanala diye bir anda diye geldi herkes diye daha kimse gelmedi. Dedim abonelerini sen çuvaldacaksın dedim buna. Zaten diye senin abonelerin geldi bari. Dedim yapacak bir şey yok. Bizden bu kadar katkı aldın işte. Biraz dedim cebalayacaksın. Ama tabii arkadaşlar dediğim gibi siz değerli dostlarımdan destek vermenizi de rica ederiz. Tabii bize de bu arada dediğim gibi süper teşekkürden, katıl butonundan, oradan bizlere destek verip üye olup katkı yapabilirsiniz. Abone olup beğeni tuşuna basarak da bize en büyük katkıyı yapmış olursunuz arkadaşlar. Yani abone olmak ve beğeni tuşuna basıp bildirim zil seslerini açmak ücretsiz. Onlarda ücret yok. O yüzden arkadaşlar sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Mahallenin üstünden geçiyoruz ya. Altımızda evler var arkadaşlar. Bu viyadüğün altında evler var. Buraya doğru. Mahallenin üstünden geçiyoruz ya. Adamın başının üstünden geçiyoruz ya. Aleykümselam.